Merhaba arkadaşlar. Bugün size Canon Pixma G3411 modelini kutu açılımını yapacağız. Yazıcımızı bugün aldım. Şimdi içinden neler çıkacak ve kurulumu nasıl olacak? Hepsini bir videoya çekmek istedik. Yazıcımız paket halinde bu şekilde. Yan tarafında gördüğünüz gibi kurulum ve bir adet kurulum CD'si, garanti belgesi, çağrı merkez bilgileri bu şekilde. Şimdi kutumuzu açıyoruz. Bir adet kablomuz, USB kablomuz. Kullanım kılavuzumuz, kitapçıkları çıkıyor içinde. Canon Pixma kurulumu ve kullanıcı bilgileri. Pakette burada var. Bu da gene ayrıca gene kurulum CD'leri. Nerede koyalım? Yazımız dışarı. Evet, burada da kartuşlarımız var. Şöyle göstereyim. İki tane siyah ve birer tane de sarı, mavi ve kırmızı mürekkebimiz, güç kablomuz bu şekilde. Bu güzel bir sistem olmuş. Kartuşlarımız da burada. Hiç zarar görmeden güzel bir şekilde kartuşlarımız ve tonerlerimiz, boyalarımız geliyor. Şunu da alalım. Şöyle alalım. Evet arkadaşlar. Bunlar kartlarımız ve mürekkeplerimiz. Yazıcımız görüldüğü üzere bu şekilde. Kartuşlarımız bu şekilde. Kullanıcı kitapçığımız ve kablolarımız, garanti belgemiz, kurulum CD'miz. Hepsi bu şekilde arkadaşlar. Canon Pixama G3411 modeli kutu açılımı bu arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi üçüncü olarak kartuşların montajını yapacağız. İlk etapta kartuş yuvamızı açıyoruz. Kartuş yuvamızda da altta bir kolu var. Kolunu yukarı çektiğimiz zaman yuva açılıyor. Daha sonra paket içerisinde gelen İki adet kartuşumuzu, bir renkli ve siyah olmak üzere zaten yazıyor. Black, siyah, color, renkli kartuşumuz olarak. Bunları da aynı şekilde yuva haznesinde harfleriyle de belirtmiş, C yani color ve black olarak bu şekilde yerlerine takacağız ve şimdi kartuşlarımızı çıkarıyoruz. Burada dikkat etmemiz gerekiyor.
Kartuşları açtığımızda koruyucu bantlarını söktüğümüz bölgeyi kesinlikle arkadaşlar elle temas ettirmiyoruz. Çünkü lekelenmesi durumunda kartuş zarar görebiliyor. Evet arkadaşlar, kartuşumuz bu şekilde. Koruyucu kabından çıkarttıktan sonra arka yüzünde bulunan koruyucu bandı da alıyoruz. Aldığımızda kartuşumuz zaten hazır oluyor. Aynı şekilde color, yani renkli kartuşa da aynısını uyguluyoruz. Bu şekilde montajımızı yapacağız. Evet, şimdi koruyucu bantlarını alıyoruz. Şu bölgeye kesinlikle tekrar el sürmüyoruz arkadaşlar. Sürdüğümüzde kartuşumuz zarar görebilir. Görüldüğü gibi B kartuşu B bölgesine şu pozisyonda montajını yapıyoruz. Zaten direkt oturuyor. Aynı şekilde renkli kartuşumuzu da açıyoruz. Bu şekilde kurulumu gerçekten basit. Herkes rahatlıkla kurulumunu yapabilir. Bu da renkli kartuşumuz. Bunu yuvasına oturtuyoruz. Daha sonra kapağımızı kapatıyoruz. Kesinlikle arkadaşlar, dediğim gibi o söktüğümüz bölgelere el sürmüyoruz. Bu şekilde kilidini kapatıyoruz ve çıt sesini duyduktan sonra kartuşlarımız yerlerine oturmuş oluyor. Kilit kapağını kapattık. Şimdi bunların üzerinde ayrıca bir iki tane daha boyaların emiş bölgesinin kilidi var. Onları da ayrıca bastırıyoruz. Aynı şekilde kilit yuvaya oturuyor. Ve kartuşlarımız şu an kullanıma hazır. İkisinin de montajını yaptık. Mürekkep dolumuna da geçeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi enerji verme kısmı, yani yazıcımızı açma şeyine geçeceğiz. Şimdi kartuşlarımızı kapattık. Kapağı biraz yukarı çektiğimiz zaman otomatik kilit kapanıyor zaten. Yazıcımız kapanıyor. Mürekkeplerin yanında güç kablomuz var. Güç kablosunu alıyoruz. Enerji verip yazıcımızı ilk defa açacağız. Burada güç bölümü sol tarafında, yanda. Evet. Ve enerjimizi veriyoruz arkadaşlar. Enerjimizi verdikten sonra açma tuşuna basıyoruz. Bu işi yapmamızdaki amaç, yazıcı üzerinde kartuşların bitik olduğunu gösterecek bir ekran var. O ekrandan takip edeceğiz. Evet, şu an ekranımızda da sıfır konumuna geldi. Şimdi yazıcımız kullanıma şöyle hazır gibi, ama sadece mürekkebi yok. Şimdi mürekkep doldurma işlemine geçeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi mürekkepleri doldurma kısmına geçiyoruz. Yazıcımızın kapağını kaldırıyoruz. İlk önce siyah mürekkebimizi dolduracağız. Siyah mürekkebimiz sol kısımdaki hazneye, kapağı kaldırıyoruz ve mürekkep haznesinde bir tapa var. Tapayı kaldırıyoruz. Bu şekilde. Şimdi mürekkebimizi açıyoruz.
Mürekkebimizi dik tutarsak dökülmelere karşı dirençli olacaktır, koruyucu olması için. Evet, mürekkebimizin kapağını açtık. Daha da içinde var mı acaba onu bilmiyorum. Öğrenmekte fayda var. Ekstra bir haznesi daha olabilir. Onu görmek için tamamen açalım. Evet, gördüğünüz gibi. Şimdi bunu ters kapatacağız. Akmayacak. O yüzden hepiniz bunu siz de tecrübe etmiş oldunuz. Mürekkebin içindeki koruyucu kapağı da çıkarıyoruz. Bu biraz fazla yapışmış. Kapağın üzerinde mürekkep var. Bunu ben değiştirdim biraz elim ama siz de dikkatli olun. Bulaştırmayın. Evet, koruyucusunu çıkarttık. Kapağımızı tekrar geri takıyoruz. Daha sonra az önce tıpasını çıkardığımız bölmeye siyah bölümüne zaten üzerinde de black olarak yani siyah olarak görünüyor. Bu şekilde siyah mürekkebimizi buraya dolduruyoruz. Baş aşağı gelecek şekilde. Kendi otomatik alacak mı diye bakıyorum. Sanırım otomatik almıyor. Bakıyorum. Yok. Kutuyu biz sıkarak dolduruyoruz. Evet. Tam olarak bir kap tam denk geliyor. Evet, 35 mililitre. Evet. Kabın birinin tamamını aldı. Şu an boş. Burada unutmamamız gereken doğumu yaptıktan sonra tıpayı muhakkak düz bir şekilde oturtturmamız lazım. Eğer ki yamuk kalması durumunda hava alacağı için güzel sonuçlar vermeyecektir. O yüzden tam oturduğuna emin oluyoruz ve kapağımızı kapatıyoruz. Aynı şekilde şunu alayım. Aynı şey uygulamayı diğer renkliler için de yapıyoruz. Renkli mürekkep içinde kapağı açıyoruz. Burada da aynı şekilde maviye, kırmızıya, sarıya 3 haznesi var. Bu şekilde bunları da ayrı ayrı dolduracağız. Sanırım kapağın altından çıkmış. Taşmaması için bunu yeniden yerine koyalım. Bir nevi conta görevi görecek. Dikkatli olun. Mürekkebi sıçratmamaya özen gösterin. Bu mürekkepte biraz kapağı açık olduğu için sıkıntı yaşadık biz ama onu da halledeceğiz. Evet. Taşmaması için önlerimizi de aldık. Evet. Şimdi mavi mürekkep. Mavi. En baştakine. Yine contasını, tıpasını açıyoruz.
Büyük ihtimal bu da 70 mililitre olarak görünüyor. Hazne de büyük ihtimal o kadardır. Mürekkebimizi dik aşağı dolduruyoruz. Evet arkadaşlar, bu da biraz uzun sürüyor ama aynı şekilde diğerlerine de aynı işlemi uygulayacağız. Ve her doldurduğumuzda muhakkak tıpaların tamamen kapalı olduğundan emin olun arkadaşlar. Tamamen kapatıyoruz. Bu işlemi diğer videonun uzamaması için yapıyorum. Kırmızı ve sarıda da aynı şekilde uygulamamızı yapacağız. Evet, şimdi ben mürekkeplerin içini açtım, çok zaman harcıyoruz diye. Direkt dolumunu yapacağız. Şimdi kırmızı mürekkep aynı şekilde. Tıpasını çıkarıyoruz. Dikkatli olduğumuz zaman damlama falan yapmıyor. Şimdi kırmızı mürekkebimizi dolduruyoruz. Evet, kırmızı mürekkebimizi de doldurduk. Şimdi tapamızı da kapatıyoruz. Bunu dediğim gibi her seferinde söylüyorum. Açık kalmaması ve iyi oturması lazım tapanın. O yüzden şimdi sarıya geçiyoruz. Sarı rengimizi de dolumunu yapıyoruz. Aslında bunu farklı modellerde de görmüştüm. Üzerine bastığı zaman mürekkebini otomatik kendisi alıyordu. Bunu şişeye sıkarak kendimiz yapıyoruz ama bu hani nasıl söyleyeyim? Beceremeyenler için diyeyim, öyle söyleyeyim. Taşırma şeyi olabilir. Yani herkes yapamayabilir ama gene de kolay. Diğer modeller gibi keşke üzerine bastırdığımızda otomatik mürekkebini kendi çekse. Bu kullanıcı yorumları olarak bir öneri olarak da sunulabilir. Bu modelde bu şekilde dolum yapılıyor arkadaşlar. Evet, yani hazneler 70 mililitre. 70 mililitre sarı, 70 mililitre kırmızı ve mavi mürekkebimi alıyor. Siyah mürekkebimiz de 135 mililitre. Siyah daha fazla kullanıldığı için o haznesi daha büyük. Evet, sarı kartuşumuz da. Sarı tankımızı da öyle söyleyeyim. Çünkü bunlar bitmeyen kartuşlu diye piyasada isim yaptılar. Böylesi daha iyi. Kartuşları sök tak yapmakla uğraşılmıyor. Direkt deponuza bakıyorsunuz. Deponuzda mürekkebiniz bittiğinde buradan dolumunu bu şekilde yapıp kapağını da tıpasıyla bastırarak güzel oturttuğunuzda sıkıntı olmuyor. Aynı şekilde şimdi dediğim gibi şöyle yapayım. Sarı, kırmızı ve mavi ve siyah. Siyah sol tarafta 135 mililitre haznesi var. Yani kutu içerisinde çıkan mürekkeplerin tamamı yazıcının içine dolduruluyor. Hepsini alıyor. Sadece bir tane siyah yedek olarak mürekkebimiz var. Yani bu fazlamız, öyle söyleyeyim. Şimdi mürekkeplerimizi doldurduk. Kapağımızı da kapattık. Güvenlik kapağımızı da, yani termik kapağımızı kapatıyoruz.
ve dolum işlemimiz bu şekilde bitmiş oluyor arkadaşlar. Mürekkep sistemini hazırlanıyor diye bir şey var, renk var. Yani bunlara bakmaya gerek yok. Şimdi dolum işlemimizi yaptık. Evet, dolum işlemimiz bittikten sonra burada gördüğümüz siyah ve renkli düğmelerine basarak mürekkepleri, kartuşları almasını sağlayacağız. Şu an siyaha ben bastım. Siyahı çekiyor. Şu an çalışıyor. Bu işlem biraz uzun süreceği için videoyu burada keseceğim gene. 5 ila 6 dakika bir zaman alır diye yazmış. Kullanıcı kitapçığında gösteriyor. Bu işlemler bittikçe ben size tekrar dönüş yapacağım. Evet arkadaşlar, kurulumumuz bitti. Şimdi bir tane sayfa taramasını alacağız. Şimdi yazdırma bölümüne bir tane tıklıyoruz. Tarıyoruz. Yazdırması iyi, netlik olarak da iyi. Şimdi kontrol edeceğiz. Bu çıkan sayfa ve tarattığımız sayfa. Şöyle bakarsak, renk olarak hiçbir farkı yok. Birebir çıkartıyor. Ben biraz önce telefonumdan da çıktı aldım, bir tane fotoğraf bastırdım. Canon'la birlikte hediye olarak gelen fotoğraf kartına, kağıdına çocuklarımın fotoğrafını çıkarttım. Çok güzel, kaliteli. Renklerde hiçbir solma ya da bir fark yok. Bir fotoğrafçıdan alabileceğiniz fotoğraf kalitesinde bir fotoğraf. Bu arada kızlarım da Burcu ve Buse. Onlara da buradan ikisini çok seviyorum diye söyleyeyim. Bu şekilde arkadaşlar. Kutu açılımımız bitti. Deneme ve test sayfalarımızı da yaptık. Buna aynı zamanda cep telefonuyla da bağlanabiliyoruz. Hiç bilgisayar olmadan. Direkt uygulamasını yükleyerek çıktılarımızı, fotoğraflarımızı, belgelerimizi, çıktısını alabiliyoruz. Benim söyleyeceğim şimdilik bu kadar. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone de olmayı unutmayın, bize destek olmak için. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum.